İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Soru söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler Ahmet Mekki Efendi Rahmetullahi Aleyh Emanete Hıyanet İstanbul'da yetişen bir alim ve velidir. Tesirli sözleriyle kalpleri etti tenvir. Bir günde buyurdu ki, bir hayaldir bu dünya. Yani bir görüntüdür yahut kısa bir rüya. Herhangi bir görüntünün olması için dahi bir astının olması lazım gelir tabi. İşte o asıllar da cennette bulunurlar. Dünyadaki her şeyin cennette bir aslı var. Cennet nimetlerinin dünyadaki hayali Rabbin emirleridir. Namaz, oruç misali. Keza cehennemin de bir görüntüsü vardır. Bunlar da İçki, kumar misali haramlardır. Bir günde buyurdu ki, Çocuklar bir emanet. Baba, ona dinini öğretmelidir elbet. Nasıl ki mesul ise sürüsünden her çoban, siz dahi mesulsünüz çoluk çocuğunuzdan. Emanete hıyanet olmayacağı gibi, onlara dinlerini öğretmeli tabi. Babalar çocuğundan, hocalar talebeden, mesuldür amirlerde kendi mayiyetinden. Hatta azalar bile emanettir insana. Sokmamalı onları bir günah ve isyana. Başka bir sohbetinde buyurdu. Ey insanlar! Bize Hak Teâlâ'nın şöyle bir müjdesi var. Zira buyuruyor ki, İhlasla amel eden, ahirette cennete girecek ebediyen. Bu ömür, ahirete nazaran yok gibidir. Rabbimiz kullarına pek çok merhametlidir. İtaat edenlere, hiç azap yapmam diyor ve bunu kitabında bize beyan ediyor. Zira buyuruyor ki, her emrime siz benim, itaat ederseniz niçin azap edeyim? Dünyada var mıdır ki hiçbir anne ve baba evladını ateşte yaksın da etsin heba? Allah'ın kullarına merhameti ise fakat, anne babadan dahi ziyadedir kat be kat. Onun merhametinin yalnız yüzde birisi bu dünyaya inmiştir, ahirette gerisi. Hak Teala dünyada o bir merhametiyle acıyıp rızk verir hem kafirlere bile. Yani bütün insanlar, cümle bitki ve hayvan, o bir merhametle rızıklanır durmadan. Er-Rahman sıfatının manası şöyledir ki, dünyada küffara da yetişir merhameti. Kalan o 99 merhameti Allah'ın sadece müminlere verilecektir yarın. Er-Rahim sıfatının manası şu ki zira, Ahirette acır o yalnız Müslümanlara. Orada kafirlere hiç acınmayacaktır. Onlar nar-ı ebedi yanacaktır. Yani dinleyenler yerimize devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim İslam alimlerinden Evliya-i olan Yahya bin Muazzarazi Hazretleri buyuruyorlar ki Evliya insanları şeytanın elinden kurtaran zattır buyuruyor Yahya bin Aziz Ahmetullah Teala Aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler hocam. Buyurunuz. Ee, bir borçlarımız selam var. Bunun için dua istiyorduk. Rabbim evet, kolaylık ihsan etsin, ferahlık versin. İnşallah onlardan da kurtulmak nasip ve müyesser olur inşallah. Amin. Allah, Allah sana razı olsun hocam. Ee, birinci sorum, e, bu üniversitelerde e, ben yemekte atıyorum da bu öğrenciler cemaat yapıyor. İşte başı açık kılıyorlar, e, kolları açık kılıyorlar. E, bunlara uymak uyum, lazım mı? Uymalı mıyız? Nasıl yapmalıyız? Cemaatlerle karşı nasıl bir e, şey yapmalıyız? E, e, onlara karşı yani, namaz e, ee, cemaate katılmalı, katılabilir, katılmalı tamam, değil, tamam, anlaşıldı efendim. <laughs> ee, ikinci ee, ikinci de, e, i̇kinci sorum da hocam. E, de 5 20 diyelim kerahat vaktine 4-5 dakika vaktimiz var. Bir tek yani fazla kalabiliriz. Ama tabii kerahat de fazla kalabildiğimiz için. E, ben de e, şey, kazanan niyet ediyorum. Eğer bu 4-5 dakika e, içinde kazayan, şey, kazayan niyet edip ne kılmam lazım. Sonra fazla mı? Ben sadece fazla mı kılmam lazım? Kerahatı düşmesin diye. Peki efendim. Tamam, teşekkürler. Her emeği şarkısına Amin efendim. Biz teşekkür tamam. ederiz Hayırlı günler Daha efendim. Günler. Bu arada saat Ankara'da 2'den sonra, saat 14'ten sonra bir bakım çalışması olacağı için yayınımız olmayacak. TGRT FM dinleyicilerine duyuralım bunu. Ee, yani en kısa sürede gene verilecek yayın ama şu anda saati belli değil. Başlangıç saati 14. 14'ten sonra hani ee, şaşırmasınlar Ankara'da dinleyicilerimiz. Hayır, şey yapmasınlar, tel telefon açıp evet. da ne oldu demesinler. Evet. Ee, Bakım çalışması yapılacak. Evet. Planlı bir şey. Ee, bir iki saat sürebilir. Allah-u Teala hepimizin yardımcısı olsun, yar ve yardımcımız olsun inşallah Teala. Şimdi efendim şey şeye girmeden önce Yahya Muazzar ya, Aziz Hazretleri'nin bir, bir sözünü naklettik. Bazılarının hatırına da gelebilir. Bu mübarek zat evliyayı tarif ediyor. Hani bazılar işte evliya kimdir, evliya nasıldır, evliya nasıl olur falan. Evliya buyuruyor, insanı şeytandan kurtaran zattır. Şeytanın elinden alan. Şeytanın elinden alan zattır. Hani bazı böyle havada uçuyor, efendim denizin üstünde yürüyor falan. Allah Teala bunlara kitaplarda uzun uzun ne olduğu bildirilmiş Hatta isimde söylenmiş istidrac olarak yani olağanüstü haller kafirlere de şeytana da veriyor. Keramet olarak evliyaya da veriyor. Mucize olarak peygamberlere veriyor. Olağanüstü bazı haller. Bu e, kıymetli bir şey değildir bölüyor. Evliya da zaten bilerek keramet göstermek istemez. Kendi inisiyatifinin dışında allah Teala onların üzerine yaratıyor. Yoksa o zat değil. Onunla bir alakası söz konusu değil. Ama bu zat çok güzel bir tarif yapmış. Ee, evliya insanı şeytanın elinden alan zattır. Nasıl alıyor? Şeytan tanıyor. Şişt, hemşerim bak. Bırak onu deyip öyle mi alıyor? Hayır değil. Ya ne yapıyor? Sabırla. Çünkü nefsi ana kavuştuğu için insanlardan gelen sıkıntılara sabrediyor. Çünkü başı öyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim metü sena allah Teala e, sen sabırlı olmasaydın, şefkatli olmasaydın, merhametle muamele etmeseydin etrafında kimse olmaz, sen de kimse dinlemezdi. Metü sena diyor allah Teala. Ve e, evliya da Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam varisidir. Dolayısıyla onlar da e, o hal ile yani Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmışlar. E, nefsine uyan, şeytanın peşinde giden, nefsinin peşinde gidenlere bıkmadan, usanmadan, bıkmadan, usanmadan Allah Teala'nın emirlerini hatırlatıyor. Allah Teala'nın emirlerini yerine getiren yani ha der ya ben ahmaklık ediyorum demek ki ben Rabbime iman ettiysem onun emirlerini yerine getireceğim. Ha ben Rabbime iman ettiysem onun yasak ettiklerinden sakınacağım. Ey yani bir kul, nefsine tabi olan kul, o evliya kiramın sabrı, tahammülü neticesinde bu noktaya gelince ne oldu? Bu zat, bu kimseyi şeytanın elinden kapta aldı. Evet. Değil mi? Evet. Kapta aldı. Şeytan diyecek ki, vah gene müşteri kaybettim. Evet. Öyle diyecek. O, o kişi de o noktaya gelene kadar öyle hemen gelinmiyor. Hemen gelmiyor. Yani. 45 günde kabak bile olmaz. Diye kabak sireyi <laughs> yani. 45 <laughs> <Başka. gülüyor> Onun belki için, de yıllarca değil mi hocam? Belki de yıllarca. Ee, dolayısıyla e, sabırlı olmak gerekir. Şimdi bunu niye diyeceksiniz açıklama ihtiyacı hissettim. Kendin başındasın. Zaman zaman dinleyicilerimiz işte e, kocasından şikayet edenler var. Hanımından şikayet edenler var. Oğlundan şikayet edenler var. Kızından şikayet edenler var. Anasından babasından şikayet edenler var. Evladından şikayet edenler var. Komşusundan şikayet edenler var. Değil mi? Hani ha. bir ahet bin dinle. Öyle miydi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir dokun bir ah, bin ah işit. Bin ah işit. Öyle bir durumdayız. Kimse halinden memnun değil. Kimse halinden memnun değil. Ee, ama olur mu efendim? Olur. Ya Olmuş bir hase olarak daha önce de, de e, defalarca e, şey yaptık. Yeri geldiği için bir daha de anlatmakta fayda var. Olmuş bir hase diye anlatmışlardı bize. Seneler önce e, Türkiye'nin bir şehrinde... ...hem de şeker fabrikası bulunan bir şehir, bir vilayetinde... ...işte seçimler oluyor. A Partisi kazanıyor. E, A Partisi kazanınca e, o e, işte A şehrinde de... ...A şehrindeki... E, o partili olanlar işte seçtikleri milletvekiline diyorlar ki, bakan da oluyor adam, diyor ki bize iş. Şimdi, biz sana oy verdik. Biz sana oy verdik. E şimdi e, devletin fabrikaları ya, hani bazıları diyor ki devletin, devletin, aha işte devletin fabrikaları böyle çalışır. E, bize iş. E ne yapacak orada da aynı şekilde böyle e, şeyle maaşlı bir iş yeri diyor o o dönemlerde. E, tabii e, şeker fabrikası genel müdüre diyor ki bunu işe al. Yani adamın vasfı yok bir şey yok ne yapacak şimdi e, yukarıdan geldi bakan talimatı alıyor işe işi sabahleyin e, fabrikanın genel müdürü geldiği zaman araba garaja girerken orada bir zincir varmış o zinciri kaldırıyor araba içeri giriyor zinciri takıyor akşam e, giderken de zinciri kaldırıyor araba çıkıp Giliyor. gidiyor zinciri takıyor bu kadar işi. Tabi bakandan iltimaslı olduğu için aradan hayli bir zaman geçince genel müdür bunun hal hatırını sormuş. Demiş nasıl işinden memnun musun? Demiş memnunum ama demiş bir yardımcıya ihtiyacım var. Ya. <gülüyor> ya. <laughs> tabi adam sabahleyin kaldırıyor zincir bir de akşam kaldırıyor falan. Zor tabi kolay mı? <laughs> Arada bir sürü zaman var. Canı sıkılıyordur. Canı sıkılıyordur. Dolayısıyla hiç kimse elhamdülillah demiyor. Ben mesela kendi annemler kuşağında, annemle de şahit olmuştum. Bir sene kışın kar yağmadı, baharda da aynı şekilde yağmur yağmadı. Buğdaylar böyle bir karışıya oldu ya olmadı. Tarlaya gittik, orakla biçemedik, elle yolduk. Buna rağmen hiç unutmuyorum çocuktum. Annem böyle o buğday ektiğimiz tarlaya, toprağına elini koyarak teşekkür ederiz. Yine bizi boş çevirmedin. Az da olsa yine verdin. Rabbime sonsuz şükürler olsun diyordu. Aa, aynı köyden. Ne o al, iyi olunur mu, biçilir mi falan. Koyunlara salıverin gitsin. Sürün gitsin. Sürün gitsin. Öyle diyen de oldu. Mesela annem de onu yaşadı. Öbürüsü de yaşadı. Bunun ikisi de intihandaydı. Birisi kadir kıymet bilmeden ankörlük etti. Öbüsü bu halde bile şükretti. Kazanan kim oldu? E, kazanan şükreden oldu. Yani aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz diye bir atasözümüz var bizim. Bu sebepten dolayı da bu sebepten dolayı da hani efendim işte annemden babamdan şikayetçiyim, oğlumdan kızımdan şikayetçiyim, gelinimden şikayetçiyim, damadımdan şikayetçiyim, komşumdan şikayetçiyim. İyi de arkadaş şikayetçi olmadığın kimse kalmadı senin. E tabi devletten de hükümetten de şikayetçisin ondan sonra maaşlar zam kanıyor gene yetmedi bu da olmadı gene şikayetçisin. Ya bir defa şükür dediğini duymadık yani değil mi? Evet. Nankörlük nankörlük üstüne. ...lankörlük. Nankör. Geçen hafta hani siz yoktunuz... ...biz de e, böyle... E, ...İstanbul'dan çıktık... E, ...Marmara Denizi'nin... ...etrafını tur ettik. <laughs> Yalova, Bursa... Balık ...Bandırma, kişi. Gönen... Ondan sonra, e, ...çanakkale... Çana, e, ...köprüden geçtik böyle... ...şimdi köprü yapılmış, yollar yapılmış... ...insanlar lankörlük ediyor. E, Efem kim yaptı, kim yaparsa yapsın. Bu yapılan bir e, şeydir. İnsan bir şükreder... Eğer şükretmezsen ol, ya bir deprem olur, o köprü de göçer, yollar da göçer, casavla kalırsın, böyle bakar durursun. Tamam mı? Ama şükredersen elinde kalır. Şükredersen elinde kalır. Hani diyecekler bazıları şimdi, efendim işte biz falan filan. Ya ben e, şeyde, e, üniversiteyi bitirmişim. köprü öprü yok bu boğazda. Allah rahmet eylesin kayınpederim nakliyecilik yapıyordu. Yani tayin bekliyorum falan, canı sıkılmasın diye beni de aldı o şimdi büyük aldı Konya'dan İstanbul'a getiriyor. Geldik bu Haydarpaşa karşıda. E, orada e, bir haftaya yakın bekledik. Niye? Niye? Çünkü arabalı vapurda sıra gelecek. Kamyon o vapura binecek. Karşıya geçecek. Karşıya geçmek için. Evet karşıya geçmek için. Bir hafta orada bekledik. Geçtik bu tarafa. Yükü bıraktık. Yük aldık. Gene ta e, kul kapıya kadar aynı şekilde kamyon kuyruğu bekledik. Bir haftaya yakın. Yani kayınpeder rahmet ediyordu ki gene sıra çabuk geldi. İki hafta bekledikleri, bir ay bekledikleri de olurmuş. Mesela Konya'dan İstanbul'a yükledikleri zaman Boğaz'ın öbür tarafı mı bu tarafı mı diye soruyor kamyoncular. Öbür tarafıysa bir ay tutuyor. Bir ayı tutuyor. Şimdi yer altından geçiyorsun, üç tane köprü var üstünden geçiyorsun, şükredeceğin yerde nankörlüğe devam ediyorsun. Allah-u Teala alır, acı azap eder. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de e, Sure-i İbrahim'in yedinci ayet-i kerimesi, Allah rahmet eylesin, Enver her toplantıda bu ayet-i kerimeyi naklederdi. Verdiğim nimetlere şükrederseniz arttırırım, şükretmezseniz alır, acı azap ederim. Şimdi... Hani Yahya bin Muazır Aziz Hazretleri'nin o sözünden açıldı da Anne baba çocuğa kak deyince su veriyor, kok deyince peynir veriyor, ondan sonra şımartıyor, şımartıyor. Sonra çocuk laf dinlemiyor, çocuk bir baksın üniversiteye gidiyor, ateist oluyor, deist oluyor, bilmem ne oluyor, bilmem ne oluyor. E, önce bir kere kendini bir sorgula anne baba olarak. Yani bu çocuğa daha küçüklükten itibaren, yani, e, İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor, bazen kuru ekmek verin, bazen kuru yerde yatırın. E ...çünkü ileride bunu görmeyecek ki... ...e tabi kalk deyince sukuk deyince peynir yiyen çocuk... E ...ondan sonra böyle... ...üniversiteye falan gidecekse... ...bana şöyle yüz bin lira maaşlı... ...böyle oturduğum yerde... ...fazla beni üzmeden altımda araba... ...hatta villada verse... ...böyle bir iş... ...böyle bir iş bulursa Mustafa Bey bana da söyle... ...söylerim hocam... ...söylerse... <laughs> ...iki kişilikse söylerim... söylerim. <laughs> ...yoksa bir kişilikse kendim alırım yani. diyorsun... ...tabii... <laughs> Ee, onu bekliyor. Olmaz öyle şey. Yerine göre sıkıntı olacak. Yerine göre darlık olacak. Yerine göre hastalık olacak. Yerine göre dert olacak. Yerine göre bela olacak. Bütün bunları atlatarak kemale geleceksin. Ondan sonra Allah, e, ondan sonra değil Allah'a böyle sığınacaksın. Sen şimdi maddi şeylere kalbin ona yönelmiştir. Din, iman diye bir şey kalmaz. Ondan sonra ateist de olursun, deist de olursun, uşak da olursun, komünist olursun, mason da olursun, Amerikanın, İngiliz'in, Yahudi'nin de, de olursun. Hain de olursun. Ondan sonra her şey olursun. Allah Teala hepimizi muhafaza buyursun. Yani Yahya bir Muaz aziz Hazretleri Kutsi e Suruf buyuruyor ki evliya o kimsedir ki insanı şeytan elinden alır. Peki diyeceksiniz ki şimdi o evliya nerede? Onlar toprak altında. E ha E'si, tam ilmi saadeti ebediye kitabı yüzlerce evliyanın yüzlerce ehli sünnet haliminin kitaplarında nakil yapılmış. Biz bu kitabı İslam ahlak kitabını dikkatli bir şekilde okur. Bir okuduk. Hayatımıza geçmedi. iki okuduk, üç okuduk, beş okuduk, yedi okuduk, on okuduk, on bir okuduk. Yüzüncünde aa ne diyor bu dersin? Herkesin kaba tabirle söyleyeyim jeton düşme vakti farklıdır. Farklıdır. Ben bu yaşıma geldim. Zaman zaman okurken Allah Allah diyordum. Diyorum mesela saat Hani bu kitabı hazırlayan zat vefat etti. Bu burada var mıydı? Vardı o cümle. Ama okuyup geçiyordum. Tesir etmiyordu. Okudum okudum okudum. Onu sana tesir etti. Bunun içinde e, ne yapıp yapıp çocuklarımıza yani bağırsa da çağırsa da istese de istemese de her gün İslam ahlakından İslam ahlakından en az beş dakika yani daha fazla şans. Şey, beş dakika her gün aynı şekilde onu okuttur. Çocuk elden avuçtan gitmeden önce. Gittikten sonra tüh 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 demenin bir alemi yok. E peki yaptın. Çocuk yine aynı şekilde ezelde takdir edilmiş e, zikzak çiziyor. Hemen aynı şekilde duaya sarıl. Duaya sarıl. Ve Ya Rabbi ...nefsinin şerrinden... ...kötü arkadaşların şerrinden... ...onu muhafaza ile hayırlı kimseler çıkar... ...dinini bile kimseler karşısına çıkar... ...kız olsun erkek olsun fark etmez... ...bu zamanda çok tehlikeli... ...bu zamanda çok tehlikeli... ...dolayısıyla biz bu kitapları okursak... ...işte... ...bu zatlar... ...bu kitapta ismi geçen zatlar... ...bizi şeytanın ve nefsin elinden çekip alır... Kendimiz de kurtuluruz... ...çocuklarımızda... Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz... Sevgili dinleyiciler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı başarının ilk şartı. İçinde yaşayıp da önemini pek idrak edemediğimiz şeylerden biri de zamandır. Zaman hayatın bir parçasıdır. Allahü Teala zamanın tayininde, tespitinde güneşi, ayı, geceyi, gündüzü hep sebep kılmıştır. Zamanın nice faydaları yanında, zamanın yaratılışı hakkında da bildiğimiz bilmediğimiz nice ibretler vardır. Allahü Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade buyurmuştur. Göklerin ve yerlerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Hadis-i şerifte de zamanın önemi şöyle bildirilmiştir. İki nimet vardır ki, insanların birçoğu bu iki nimet hususunda aldanmıştır. Bu iki nimet sağlık ve boş zamandır. Her şey zaman ve mekan içinde vücut buluyor, yine zaman içinde değişip bozuluyor. Zaman parçalarının birbirlerini kovalamasına karşılık mekan bütün kısımlarıyla aynı zaman içinde vardır. Mekanın her vakit göz önünde bulunduğu halde zaman çeşitli anlar halinde akıp gidiyor. Mekanın uzunluk, genişlik, derinlik boyutlarına karşı zamanın geçmiş, hal ve gelecek gibi kısımları görülüyor. Geçmiş, zamanın artık yaşanmayan, sadece hatırlanan kısmını teşkil ediyor. Gelecekse henüz mevcut olmayan ümit, istek ve hayallerle doldurulabilecek bulunan kısmını oluşturur. Bütün devirler, günler, aylar, yıllar tek bir noktanın içinde toplanmıştır. Bu nokta içinde bulunduğumuz şu andır. O halde zamanın faaliyet ve iradelerimizi kullanarak doldurulabilecek olan canlı kısmı, geçmişle gelecek arasındaki yaşanan anda bulunuyor. Nitekim hadisi şerifte yarın yaparım diyen helak olmuştur buyurulmuştur. Bugün hatta bulunduğumuz an ne yapabilirsek o kardır. Sonraya bırakılan işler zarardır. Çünkü sonraya bıraktığımız için yapıp yapamayacağımızı bilemeyiz. Zaman genel manada üçe ayrılır. Dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının gelip gelmeyeceği belli değil. Geriye sadece bulunduğumuz zaman kalıyor. Bunun için içinde bulunduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmemiz lazımdır. Bizlerin en çok dikkat, irade, tahammül ve iş isteyen anları zamanımızın yaşadığımız anlarıdır. Geçmişin gittiğine, geleceğin henüz doğmadığına bakarsak her ikisinden de faydalanamayacağımız aşikardır. Bununla beraber geçmişten alınan ibret ve kazanılan tecrübeler değerlendirilerek geleceğe ışık tutarsa faydalıdır. Hayatımız sosyal münasebetlerimiz Çalışma ve iş yerlerinin açılıp kapanmasına varıncaya kadar her şey zamana göre programlanmıştır. Hatta hayatımızın kurtulup kurtulmadığını, başarılı olup olmadığımızın sebebini zamanlamanın doğru yapılıp yapılmadığına hamlederiz. Mesela bir imtihanda soruların cevabını biliyordum ama vakit yetmedi deriz. Bir kazada 5-10 saniye önce frene bassaydım yayaya çarpmayacaktım ve 3-5 dakika önce hastaneye yetiştirebilseydik kurtulacaktı gibi sözleri hep duyarız zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda yerli yabancı bütün ilim adamları güzel veciz sözler söylemişlerdir. Göte, zamanımızı çalanlar hırsızlardan daha zararlıdır. Çünkü hırsızın her çaldığını telafi etmek mümkündür. Zamanı çalanlarınsa çaldığını telafi etmek asla mümkün değildir demiştir. Zaman, insanın sahip olduğu yegane sermayedir ve başarının ilk şartı da bu sermayeyi akıllıca kullanmasını bilmektir diyen Edison, bir buluşu için 20 saat çalıştığı günlerden birinde uykuya mağlup olmuş ve yardımcısına yarım saat sonra uyandırmasını tembih ederek istirahate çekilmiş. Yardımcısı Edison'u tatlı ve derin bir uykuda bulunca uyandırmaya kıyamayıp bir saat sonra kaldırmış. Edison uyanır uyanmaz saati sormuş, öğrenince de çok sevdiği yardımcısını şiddetle azarlayarak ne hakla benim yarım saatimi yersin demiş. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. birinci bölümdeki dinleyicimizin sualler vardı. Dinleyicimiz başı açık, kolu açık. gittiğimiz yerde bazen denk geliyor dedi. Birisi imam olmuş dedi. Buna uyulur mu? uyulmaz efendim. Hanefi mezhebinde başı açık namaz kılmak, kollar açık erkeklerin namaz kılmaları mekruhtur. Mekruh olanı da ola, mekruh işleyene de uyulmaz efendim. Namaz kıymetli bir ibadettir her önüne gelene aynı şekilde teslim edilmez. Hani din büyükleri çeşitli misaller vermişler de mesela senin elinde kıymetli bir elmas var. Bu kıymetli elması götürüp de herhangi bir kimseye teslim edemez. Titresin evinde bile korurken. Hatta e, imamı i̇mam Ebu Yusuf Hazretleri mi yoksa i̇mam Muhammed Şeyman Hazretleri değil. Hatırımda yanlış kalmış olabilir de i̇mam Ebu Yusuf Hazretleri diye biliyorum. Bir gün e, Hamam'a mı ne gitmiş falan, onda da parası olmamış demiş hani, demiş ben, demiş. İmam Hasan Übani Fazzeyden işte talebesiyim, e, sen falan. Beni ilgilendirmiş, parayı ver, parayı ver falan. E, bu böyle e, dert edilmiş kendisine. Ya ilim kıymetli ama demiş han demiş. Bir hamamda bile, demiş, ilmini e, para etmiyor. Para etmiyor. Tabii o düşünceli halini e, hocası firasetten hemen anlamış. Demiş evladım, ne oldu? O da açık açık söylemiş böyle böyle. İmam Hasan Übani Fazzeyden bir yüzüğü varmış yüzüğünde bir taş. Yani vardı bir taştan yaptırmış o yüzüğü kullanıyor. Demiş evladım bu yüzüğü al. Bu demiş de e, şu ileride semerciler var. Eşeklere, atlara semer, e, semer yapan semerciler var. Onlara git ama satma. Fiyatını öğren. E götürmüş. Semerci bakıyor. E, işte üç beş kuruş vereyim diyor semere dikeriz diyor. Ona ona falan en yani fazla yani veren bir Kıymetli lira vermiş. şey yani, değil ha. yani. Neyse ne oldu demiş evladım demiş böyle tamam. Şimdi demiş falan yerde sen de biliyorsun sarraflar var. Git onlara göster. Orada gidiyor ilk kuyumcuya giriyor bir bakıyor. O -oh, diyor bu diyor bitik imama e, Numan bin, Sabit imama Zümbanif Hazretleri de bulunur. Benim dükkandaki altınlar bunu karşılamaz diyor ben alamam. Oradan çıkıyor böyle, yok diye benim de gücüm yetmez benim de gücüm yetmez biz buna diyor e, şey, ha biçemeyiz diyor yani yani bir çok kıymetli bir şey benim diyor dükkandakiler bunu karşılamaz. Geri dönüyor. Ne oldu evlat diyor. Demiş efendim böyle böyle dediler. Ya evladım gördün mü? Ne bilsin semerci elman, <laughs> elmasın kıymetini. Onu boncuk zannediyor takacak oraya tamam mı? Onu öyle zannediyor. Ama sarraf bilir elmasın, altının, gümüşün kıymetini kadir mi? İlmin de kıymetini ancak aynı şekilde ehli bilir. Alim bilir. alim bilir. Onun için üzülme, müsterih ol. Yani talebesine böyle net bir şekilde gözüyle de görerek meseleyi aynı şekilde kalbi yerli yerine otursun o üzüntüsü gitsin diye böyle bir misal vermiş. Dolayısıyla e, şimdi alt ucu netice itibariyle bir taştır bu. Hani kıymeti diyor ki benim diyor dükkanımdaki küçük bir dükkan altınların hiçbirisi diyor bu yüzüğü karşınamaz. E, şimdi hani teşbih tahta olmaz diye. Bu mücevherlerin çok 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 üstündedir namaz. E hatırsız gibi adam baş açık açık ehemmiyet vermeyen bir adama götürüp de aynı şekilde namaz teslim edilmez. Ha bazıları efem diyor cemaatle namaz kılmak. İyi arkadaşım da sen cemaat dediğin bir kere imam aynı şekilde salih değil. İmamın fıkıh bilgisi yok. Cahilin teki. Bu namaz kabul olmuyor. Sen cemaat sevabından bahsediyorsun. Hani bir dinleyicimizin birisi e demişti Efem dedi e, işte namaz vakitleriyle oynandığı için yatsıyı on dakika oyuncu okuyorlar ya. E, ben dedi mesela saatime bakıyorum dedi girmiyor dedi girmeden önce dedi İmam Allahu Ekber diyor dedi başlıyor. Ben bekliyorum e, o namaza durduktan sonra e, vakit girince işte rüküye varmadan önce falan şey yaparsa hemen uyuyorum ben. Veyahut da bir rekat kıldıktan sonra uyuyorum. Benim namazım olur mu? Olmaz. E, çünkü adam vakit girmeden önce başladı ona namaz olmadı ki. E sen ister ikinci rekatına ister üçüncü rekatında gir fark etmez. Yani o namaza başlarken o namaza başlarken daha açık net söyleyeyim. Adamın abdesti yoktu yani. E i̇stediği kadar tadil erken arayet etsin. O olmaz o. Dolayısıyla e Namaza kıymet vermeyen, abdeste kıymet vermeyen, yani kıymet vermeyen derken sünneti seniye uygun olarak abdest almıyorsa, sünneti seniye farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine riayet ederek bir kimse namaz kılmıyorsa, böyle bir kimse imam olduğu zaman bunun arkasında durulmaz. Bunun arkasında durulmaz. Hatta bir arkadaş anlatmıştı. E, kendisi doğulu dedi köye gitmiştim falan dedi. Genç yeni mezun bir den mezun bir imam gelmiş köye dedi. E, bunu görünce ya demiş benim arkamda bunlar namaz kılmıyor. Kimse gelmiyor köyden. Köy Şafii mezhebinde. Ama o köylülerin gözü önünde bu işte hanımı bir şey uzatıyor. Eli hanımına değiyor. O halde de camiye geliyor. E Şafii mezhebini bu hal abdesti bozar. Eee Köylüler demişler ki bu adam demiş abdestsiz. Abdesiz. Abdestsiz. Demiş ne oldu? Böyle böyle oldu. Da açıkça da söylemiyorlar. Ee, çocuk kendim de imvatifli olduğum için biliyorum yani imvatif okundan Hanifi mezhebi de anlatılmaz. Şafii mezhebi de anlatılmaz. Çocuk ilk defa duymuştur onu. ilk defa duymuştur yani. Belki Şafii mezhebini bile. Manada verememiş. Manada, yani. Manada verememiş. Onu sana demiş ya böyle böyle. Ee, yani imamsa e, bulunduğu yerde Şafii mezhebinde olanlar da varsa Şafii mezhebinin hükmüne de riayet etmesi lazım. Maliki mezhebinde olanların bulunduğu yerde ise Maliki mezhebinin de abdestle namazı bozar dediği hallerden sakınması lazım. İmam olacak kimse bunları mutlaka bilmeli, önceden öğrenmeli. mi? Evet, önceden öğrenmeli. E, dolayısıyla dolayısıyla Peki efendim Şafii mezhebinde olan bir kimse baş açık namaz kılsa veya da Maliki mezhebinde olan baş açık namaz kılsa e, imam olsa biz uyacak mıyız? Hanefi mezhebindekine uymaz. Uymaz çünkü kendi mezhebinde me mekruhtur bu. E peki Şafii mezhebindeyse, ise onun da aynı şekilde Hanefi mezhebinde arkasında olacak olanlar olduğu için başını örtmesi lazım. Ya yani imam olacak hepsini evet. Yap yapması lazım. Yapması yani lazım. Dolayısıyla bu sadece Hanefi mezhebiyle alakalı değil. E, bu sebepten dolayı yani e, namaz kıymetli bir ibadet olduğu için her önüne gelene şey yapılmaz. Peki efendim münakaşa şey edilmez. Adam gelecek mesela üç beş kişi orada şey yaptı seni tek kıldın. Niye tek kıldın? Ha durum müsaisi. arkadaş ben Hanefi bir Müslümanım. Hanefi mezhebinde başı ve kolları örtmek sünnettir. Açmak mekruhtur. Senin başın açık kolların açık. Bu haldeyken mi sana ben sana uyamam. Adam belki ilk defa duyacak. ...ilk defa duyacak falan... Kim kim yok ya o caize falan demesin... ...bir kıymeti söz konusu değil... ...bir kıymeti söz konusu değil... ...hatta şeyde bir arkadaşım birisi anlatmış... ...diyanette çalışırken... <laughs> ...bir gün dedi oradaki müfettişlerden birisi gel demiş... ...şu yakın köylerden Ankara'da... ...birisini teftişe gideceğiz seninle gel demiş... ...neyse gidiyor... ...yeni mezun bir imam... Ee, ...o müfettiş diyor ki... ...hakkında diyor şikayet var... ...o genç... ...imam da şaşırmış demiş nedir... İstibra ve istinca yapıyormuşum. Çocuk ilk defa duyuyor. İnovatif okulunda falan bunlar bildirilmez, okunmaz da. Ee, öyle deyince demiş, küllüm iftira demiş ya. Ben öyle bir şey yapmıyorum. İstinca, ve istibra. İstibra, e, yani idrar yapıldıktan sonra... ...erkeklerde idrar yolu uzun olduğu için belli bir süre beklemeye denir. Yani idrar kesilsin, o zaman abdest. İstinca da e, kaban içerisinde çıktıktan sonra orada zerre bile kalmayacak şekilde temizlemek demektir temizlemek evet. Çocuk bu ter e, bu terimleri, bu tabirleri ilk defa duyuyor. İstibra, istinca hemen duyunca da şey yapıyor. Sen geç onu. Ee, Nedim Köker Allah rahmet eylesin Aynen. vefat etti. Ee, İstanbul'da bir imdat e, öğretmendi, matematik öğretmeniydi. O zaman ahlak dersleri vardı. işte. ahlak derslerinin de buna da vermişler. Ee, çocuk e, orada ödev vermiş bu çocuklara, imdatlı çocuklara, imdat okulunda çocuklara demiş e, e, Tumaninet ve mutmainne ne demektir? Ödev olarak bunu hazırlayın getirin. Ondan sonra çocuklar koşturuyorlar. Okul müdürü o da ilahiyat mevzunu. Çocuklar demişler ki e, hocam bu ne demek? Tumaninet, mutmainne e, e, bu ne demek falan. E, demiş bunu hangi öğretmen verdi? Demişler Nedim Köker. Söyleyin ona böyle zor problemler söyle. <laughs> <laughs> Tumaninet namaz kılarken e, vücut organlarının yerli yerinde olması saadet evet yoksaydı. ...böyle çocukların karşısında mahcup olmaz... ...ve böyle de anlatıp da aynı şekilde kendisini... ...güldürmezdi. Hani... ...Emer abilerin bir sözü var... E, ...ilim öğrenmek için ilmin o... ...çilesine, e, sıkıntısına... ...katlanmayan ömür boyu o cehaletin zilletini yudumlamak mücburiyetinde kalır. Aynen öyle oluyor. Aynen öyle oluyor. Onun için efendim namaz çok kıymetlidir. Namaz çok kıymetlidir. Böyle önümüze her çıkana da bu namazı aynı şekilde teslim etmek uygun değildir. Camide de olsa uygun değil. Efendim beraberce arkadaşlarla iş yerinde falan da olsa yine uygun değil. Bazen mesela yolculuk anında mola veriyor, otobüs var. Bakıyorsun hani Ahmet Tuturgu döneminde yerleşti. Şimdi benzinliklerin hepsinde mescit var. Geliyor. Gel gel diyor. Sen bana imam ol sen bana cemaat ol falan bakıyorsun. Adamın çıplak ayak, kolla şey yazın bilhassa baş açık falan. hiç şey yapmıyor falan. Benim böyle yolculuğum oldu. Bursa'ya gidiyordum, O zaman feribotlar vardı. Şimdi kaldırmışlar galiba. Ee, bir arkadaşım biz dedi ki ya dedim akşam namazı kılacağım şeyden. Yeni kapıdan beni uğurluyordu. Abi dedi feribotta şey var, mescit var. Hemen çıktım hakikaten vakit girer girmez doldu falan. Sonra baktım onlar çıkarken pat diye girdim. En öne de geçtim. Çünkü öyle yerler kritik. Yani beş kişi, altı kişi önce alıyor falan. Hemen şey yaptım. Öne geçtim. Kamet etmeye başladım. Kamet ettim. Yanımdakine dedim ki ben dedim imam oluyorum. Sen de bana uy. <laughs> Başa Peki abi dedi. <laughs> o bana uydu. O Kurtardı kişi. Tamam mı? Öyle durumlarda nazmaz edilmez yani. Senin baş, takken varsa şey varsa geç sen imamın ve namazı kurtar. Yani onun namazı da kurtulmuş olur böylece. Böyle bir ortamda e, imam olan kişi evet her şey dört dörtlük takkesi var falan filan. Cemaat e, kısa kolunu baş, baş açık olursa o, o imama uyulur mu? Ee, İmam düzgün. İmam düzgünse problem yok. Evet. Çünkü Hanefi mezhebinde imamın namazı sahihse cemaatini kurtarıyor. Bir de e, mesela cemaatle namaz kitaplarda anlatılırken, ehemmiyeti, önemi anlatılırken birçok şeyleri, hikmetleri anlatılıyor. Mesela bunlardan bir tanesi. E, diyelim ki on kişilik bir cemaat veya da yüz kişilik bir cemaat. Evet. İmam Allahu Ekber derken e, yani gerçekten Allah-u Teala'nın huzurunda olduğunu biliyor. işte Fatih Azam bu sürü okurken öyle ama rüküye giderken hatırına bir şey takıldı. İşte onu düşünmeye başladı. Rükû, secdeyi öyle yaptı. Şimdi cemaatten de aynı şekilde gidenler oluyor, gelenler oluyor. Melekler şeye bakarlarmış. Hani birinci rekatta işte kıyamda kim Allah-u Teala'nın huzurunda şunlar. Ondan sonra rükûda bunlar, şunlar, şunlar. Bunların hepsini toplarlarmış. Tamam mı? <laughs> Dört rekatta... Tamamlar, tamam. hepsi tamam yapmış evet. gibi hepsine sevap verilirmiş. Onun için cemaatle namaz kılmanın birçok faydaları zikredilirken bu da zikredilmiş. Ee, ama efendim bunlara ben kavuşacağım. Aa, i̇mam sağlam değil. İmam sağlam olunca bir de e, dinleyicimizin son bir suali vardı. Mekruh vakitte dedi, 3-4 dakika var, beş dakika var. E, yani dedi hemen dedi terk edip şey yapalım mı? E, sünnet terk edebiliriz. miyiz? Mekruh gelecekse, yani mekruh diyor, farz kılınır diyor ama mekruh vakti sokmamak lazım. Farzı mekruh vakti sokmamak için sünnet terk edip farzı kılmalı. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. İşte teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.